Cumhurbaşkanı Beram Salih İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Bağdat Büyükelçileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı El Hakim Kuveyt Prensi Es Sabah ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Bağdat ile Kuveyt arasındaki güçlü bağlar konularını el aldılar. Irak ile Kuveyt arasındaki ortak bakanlık komisyonu toplantısında taraflar Kuveyt'in Safvan sınır kapısını ve altyapısını yeniden inşa etmesine dair bir anlaşmaya vardılar. Kerkük şehrinde güvenliğin sağlanması için canla başla çalışan güvenlik güçleri Ramazan ayında da müfrezeler kurarak aynı üstün çabayı gösteriyorlar. Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir, Cumhuriyet Savcılığının yolsuzlukla ilgili suçlamada bulunduğunu ve bu davalarda yer alan kişilerin adlarını açıkladığını itiraf etti. Ansarullah el Husi hareketi Yemen'in 3 libanından tek taraflı olarak geri çekilme gerçekleştirmeye başladı. Türkmen Uydu Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Haber bültenimize hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Beram Salih, Irak komşu ülkeler, daha doğrusu bölge ve dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmaya özen gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Beram Salih bu açıklamayı İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Bağdat Büyükelçilerini kabul ettiği sırada yapmıştır. Cumhurbaşkanı Salih yapmış olduğu açıklamasına ekleyerek ayrıca bütün sorunların çözümü için görüşmelerin ve diyaloğun temel olması gerektiğini vurgu yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya gelen 3 Avrupa ülkeleri büyükelçileri, ülkelerin Irak ile olan ilişkilerin güçlenmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Sevgili seyirciler, Irak Kuveyt Ortak Bakanlar Komitesi her düzeyde iki ilişkilerin daha doğrusu ikili ilişkilerin geliştirilmesini tartışmak ve çeşitli alanlarda ortak işbirliği için umutlar geliştirmek için Kuveyt'teki toplantılarına devam ediyor. Üstün düzey bir bakanlık heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hakim dün sabah saatlerinde Kuveyt'e yetişti. Iraklı heyete yatırım otoritesi başkanını, Irak için yeniden yapılandırma fonu başkanını ve bazı bakanlıkların milletvekilleri yer almaktaydı. Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hakim, Kuveyt Prensi Şeyh Sabah El Ahmet Cabir Es Sabah ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Bağdat ile Kuveyt arasındaki güçlü bağlar konularını el aldılar. Dışişleri Bakanı El Hakim, Kuveyt'in ara vermiş olduğu desteğine ve bölge bölgesel platformdaki üstün rolüne değinerek övgüde bulundu. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularını el aldılar. Irak ile Kuveyt arasındaki ortak bakanlık komisyonu toplantısında taraflar Kuveyt'in Safvan sınır kapısını ve altyapısını yeniden inşa etmese dair bir anlaşmaya vardılar. Bu konuyla ilgili daha sonra gereken mutabakatlar imzalanacaktır. Cumhurbaşkanı Beram Salih İrade Hareketi Başkanı Hanan El Fetlavi ve beraberindeki heyeti kabul ederek ülkedeki siyasi ve güvenlik durumları ayrıca hükümet kabinesinin tamamlanması konularını el aldılar. Görüşmede ayrıca Aram bütün alanlarda elde ettiği başarıları olan bölgesel ve uluslararası ilgi ve önem konuşulurken Aram bölgede önemli bir güç haline geldiği vurgusu yapıldı. Parlamentoya bağlı Kültür, Medya, Turizm ve Arkeoloji Komisyonu Başkanı Samiya El Gallab, Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya gelerek Irak medyası için tahsis edilen paraların verilmesi konusunu görüştüler. Görüşmede El Gallab, Irak medya içinde bulunduğu krizden kurtarma çağrısında bulundu. Öte yandan El Gallab ile bir araya gelen Maliye Bakanı Fuat Hüseyin, Bakanlığın Irak meydana yardım etmek için gereken bütün tahsisatın yapılacağının sözünü verdi. El-Fetih Koalisyonu lideri Mahmut Errubayi siyasi kitlelerin savunma bakanlığı için Başbakan Adil Abdülmehdi'ye aday listesi gönderdiğini söyledi. Errubayi yapmış olduğu bir açıklamada El-Fetih ile diğer koalisyonlar arasında adalette dahil olmak üzere kalan bakanlıkların adaylarına yönelik bir yakınlaşma olduğunu söyledi. Parlamento'ya bağlı Kültür, Medya, Turizm ve Arkeoloji Komitesi şu anda bazı Irak uydu kanallarının ekranlarında yer alan bazı programlarda dehşete düştüğünü belirtti. Komite Başkanı Sami ve üyeleri Ramazan ayına değerlere ve geleneklere aykırı programlar gösteren uydu kanallarını uyardılar. Komite Başkanı ve üyeleri ayrıca Bilgi ve İletişim Komisyonu'ndan televizyondaki tüm programları izlemelerini ve bunları ihtisas komisyonlarına sunmalarını istedi. Sevilseciler Kerkük şehrinde güvaliğin sağlanması için canla başla çalışan güvalik güçleri Ramazan ayında da müfrezeler kurarak aynı üstün çabayı gösteriyorlar. Ramazan ayının sıcak yaz gününde olmasına rağmen emniyet güçlerimiz her şartta gece gündüz ülkenin genelinde işlerine devam etmektedirler. Kerkökçe güvenlik ve istikrarı sağlamak ve vatandaşları her türlü hain terör olaylarına karşı korumak için güvenlik güçlerimiz ana yollarda ve çevre yollarında kontrol noktaları kurarak nöbet tutmaktadırlar. Kerkük'te ruhsatsız seyyar satıcıların sayıları gitgide artıyor sevgili seyirciler. Özellikle Ramazan aylarında neredeyse her yer tatlı, meyve suları ve her çeşit yiyecek satıcılarını görmek mümkündür. Kerkük Sağlık Dairesi Denetim Bölümü bu konuyla ilgili haftalık kampanyalar başlattı. Kerkük'te ruhsatsız seyyar satıcıların sayıları gitgide artıyor özellikle de Ramazan aylarında neredeyse her yerde tatlı, meyve suları ve her çeşit yiyecek satan görmek mümkün. Kerkük Sağlık Dairesi'nin denetim bölümü vatandaşların sağlığını korumak adına bu konuda haftalık sağlık kampanyası yürütmektedirler. Çünkü açık bir şekilde satılan yiyecek ve içeceklerin güneş ışınlarına ve toz toprağa maruz kaldığından dolayı insan sağlığına zarar vererek zehirlenmelere yol açabiliyor. Kəlkök Sağlık Dairesinin Denetim Bölümü Müdürü Doktor Deniz Enver bu konuda seyyar satıcıları şöyle eleştirdi. Ramazan ayında açuq yamaqlar bazarda, Əndəğ bazarı gördük, nabzını aldık və sizdən görüşünüz nədir? Bu açuq yamaqlar nə demə ağzı var? Biz e, Bismillahirrahmanirrahim kə rəqaba girmiş 8 fırqamız var. İndi cədvəl xidmətimiz də dəyişdi ki həftədə 9 gün, 2 gün səhər, 3 gün axşamlar çıxışlar iftardan sonra lüjnələr çıxarlar, müتابidirlər bu dükanları, bu bu arabaları ki satdılar içində yemaqmat amları. Bir də cüməyə də səbiti qoyduq. Fə bizim yəni təktifiyyət ziyarətimizi hətta çox, yəni yəni mələtə qoyum yaqın bu pis yemaqlar yeyirilsin, verilsin özlərinə. Yani bu de, de mutabağımız Bizim ka fırkamız hepsini görsek itlaf eder. O fe'lan ben çıkarım hamleye, her haftada bir gün çıkarım. Namca var ki güneşte koyulup, hasaten bu peynir, yoğurt, ey madde yani yelinen yemek olmaz güneşte koyulsun. Ve millette de bir şeyin var, ricam var. Görürsünüz bu, yani akit bu televizyonda çıkırız, biz görürsünüz bu, biz itlaf ederiz. Mufruz bundan almazlar. Yani çok hatardır, çok zararlı var e, Kerküklü vatandaşları ise insanların sağlığını tehdit eden bu tür yiyecek ve içeceklerin ucuz olmasına rağmen tercih edilmemesini dile getirdiler. Hacı <laughs> çok yemekler pazarda. Bunların zararı var. Alıp siz özünüz kullanınız ya da kullanınız? Böyle alıp özünüz Hayır. <laughs> zararı <-i> var? <laughs> yok zararı <-i> yok. da, yemek için zararı yok. Ya da yaparım. İstersen özüm yani nar almışım koymuşum mıcamideye. Bunları nara hafif şerbet ederim. Ondan sonra erugi şerbet ederim. üzümə aynan qoymuşam, cəmidəyə qəynədərəm, şərbət edərəm. Hə, ha, bunlar həbsin özüm, yəni ödəyərəm. Nəslə hatı arvatları ödəyəbsinlər, yazdan daha iyidir. Daha iyidir. Yəni yazlar ki bilməsan özü məxşüftə, həbsə açıqdır. Ola bilər bir mikroplar, bir cərahtim gəl özünə. Onda xəstəlik çoxdur. Hə, və şəkər öz-özünə məxəyyət olsun. Armamazlarınə. Səbəb? Hə, vallahi öyüdə bilər. Ya səhhdə quluruz. Zərlə səhhdə ha deyirüm şəməllə. Almışam elə üçüz tapdım özərinə aldım uşaqlarıçı. Apardım oğlum uşaqlarıçı Bakı məntəsə boşladı qutmağa. Hə bu bildiriydi və daha. Səhhdə nə edə bilmə? Vəllahi istəbi istəbi açdıq yeməklərindən heç almasınlar. <laughs> Neredeyse doğru ulaşan uluslararası hareketlilik, Tahran ve Washington arasındaki tırmanışı azaltmaya ve yükseltebilecek herhangi bir gerilme önlemeye dair çalışmaları görüyoruz. Öte yandan Amerika Ştilleri Devletleri körfez sularına deniz gemileri göndermeye devam ediyor. Gözlemcilerin Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya girişim, daha doğrusu artırma girişimini olduğunu söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi'nde Suriye'nin İdlib şehrinde devam eden savaşlarla ilgili alınan kararları reddetti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de bulunan daimi temsilcisi yardımcısı Vladimir Safrinkov yapmış olduğu bir açıklamasında ülkesinin İdlib'te devam eden savaşlardan dolayı alınan Birleşmiş Milletler kararının mantıklı olmadığını bularak yürürlüğe girmesini reddettiğini ve bu konuyla ilgili Rus ve Amerikalılar arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ansarullah El Husi hareketi Yemen'in 3 limanından tek taraflı geri çekilme gerçekleştirmeye başladı. Devrimci Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali El Husi ülkesinin ana limanı olan Hudeyda'ya ek olarak Salih ve Rasisah bölgelerinden çekilmenin başladığını doğruladı. Sudan'ın özgürlük ve değişim güçleri geçici askeri konsey ile eski müzakere yaklaşımının halkın talepleriyle tutarlı olmadığını ve şartlar dışında müzakerelere geri dönüşü kabul etmeyeceğini açıkladı. Kuvvetler yaptığı açıklamada askeri konseyden müzakereleri sürdürmek için bir çağrı aldıklarını söyledi. Tırmanışın tespit edilen taraflar arasındaki anlaşmazlık noktalarına odaklanması ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini işaret ederek farkların 72 saat içinde çözüleceğini belirtti. Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir Cumhuriyet Savcılığı'nın yolsuzlukla ilgili suçlamada bulunduğunu ve bu davalarda yer alan kişilerin adlarına açıkladığını itiraf etti. El Beşir'in finansal yolsuzlukla ve döviz yasalarını ve kara para aklama ile ilgili suçlamaları kabul etti. Filistin'in Gazze şehrinde düzenlenen büyük dönüş yürüyüşlerine katılan Filistinlere yönelik İsrail askerler tarafından açılan ateş sonucunda bir Filistinli şehit düşerek 30 kişi de yaralandı. Bu konuyla ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu bir açıklamasında ambargoyu kırma ve büyük dönüş yürüyüşlerine katılan Filistinlilerden 30'unun yaralandığını ve bugünkü şehit olan Filistin'le ile birlikte şehit sayısının 304'e yükseldiğini ve yaralı sayısının da 17.000'i aştığını belirtti. Amerika Aşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Katar'a 3 milyar dolar değerinde Apache helikopterleri satma anlaşmasını onayladığını duyurdu. Amerika karşı gribletleri savunma Bakanlığına bağlı güvenlik savunma ajansı Lockheed Martin, General Electric ve Raytheon gibi Amerika'nın önde gelen savunma şirketlerinin bu projeye katılacağını belirterek, Katar hükümetinin Boeing şirketi tarafından yapılan 24 helikopteri satın almayı istediğini söyledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Amerikalı Devletlerler Başkanı Honeye'de yaptığı başarısızlıkla sonuçlanan zirvenin ardından müzakere pozisyonunu güçlendirmek amacıyla uzun menzilli füze tatbikatı emrini verdi. Kuzey Kore lideri ülkesinin ordusu tarafından yürütülen tatbikatlar denetledi. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Cumhurbaşkanı Beram Salih İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Bağdat Büyükelçileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı El Hakim, Kuveyt Prensi Es Sabah ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Bağdat ile Kuveyt arasındaki güçlü bağlar konularını el aldılar. Irak ile Kuveyt arasındaki ortak bakanlık komisyonu toplantısında taraflar Kuveyt'in Safvan sınır kapısını ve altyapısını yeniden inşa etmesine dair bir anlaşmaya vardılar. Kerkük şehrinde güvenliğin sağlanması için canla başla çalışan güvenlik güçleri Ramazan ayında da müfrezeler kurarak aynı üstün çabayı gösteriyorlar. Sudan'ın devrik lideri Ömer El Cumhuriyet Savcılığının yolsuzlukla ilgili suçlamada bulunduğunu ve bu davalarda yer alan kişilerin adlarını açıkladığını itiraf etti. Ansarullah el-Husi hareketi Yemen'in 3 limanından tek taraflı olarak geri çekilme gerçekleştirmeye başladı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.